bir dış etkenli bir depremi tetiklemek, bir depremi bir fay kırılmasını başlatmak olası bir şey midir? Les forces en jeu sont énormes. Yani söz konusu olan güçler müthiş güçler. Bunu insan yapamaz. Ama yapabileceği şey şu ki bunu yapmayı biliyoruz ve yapıyoruz. Fayın direncini değiştirebiliriz. Bir sürtüşme var, sürtünme var. Sürtünme bloke olduğunda depremin oluşmasını engelliyor. Mesela fayın içine sıvı enjekte ettiğinizde bu direnç düşüyor ve bir deprem oluşabiliyor. Ve bunu yapıyoruz, yapabiliriz. Birçok nokta. Merhaba sevgili dostlar. Maalesef ülke olarak 2023 yılına felaketle girdik. Çok acı bir hafta yaşadık. Çok üzücü görüntüler var ki bazen insan yüreği gerçekten dayanmıyor. Şu ana kadar resmi olarak açıklanmış ölü sayısı 20 bini geçti ki daha enkaz altında insanlar var. Allah ölenlere rahmet eylesin, merhamet etsin. Kalanlara da sabır ve can sağlığı diliyorum. Tabii bizler için şaşırtıcı olmadı çünkü bizler Türkiye'nin büyük felaketler yaşayacağını, Türkiye'nin en çok acı çekecek ülke olarak kodlandığına dair işaretleri görüyorduk ve bunun üzerine çok fazla konuşmuştuk. Özellikle 2023'ün Türkiye açısından büyük bir felaket yılı olacağına dair emareler vardı. Ve 2023 yılına girer girmez bu şekilde büyük bir depremle karşılaşınca haliyle insan aklına direkt şu soru geliyor. Acaba bu deprem insan eliyle tetiklenmiş olabilir mi? Bu işte bir insan parmağı var mı? Bununla ilgili iddialar var. Ben bu videoyu bu iddialara ayıracağım. Ama şunu söyleyeyim. Yani bir insan ya da bir devlet ya da bir işte insani bir yapının bu kadar devasa büyüklükte bir depremi üretme şansı yok. Sadece var olan bir fayda yeteri kadar enerji birikmişse zaten kırılmaya hazırsa sadece bardağı taşıran son dokunuşu yapmış olabilir mi? Yani belki 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra kırılacak bir fayı bir dokunuşla etki ederek erkene almış olabilirler mi? Bununla ilgili iddiaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım ki en başından beri bu iddia var ama ben bunu çok fazla dile getirmek istemedim. Çünkü öncelikle şu gerçeğin konuşulmasını istiyordum. Türkiye bir deprem coğrafyası. Direkt fay hatları üzerinde yaşıyoruz ki Türkiye'deki faylar ölü değil, diri faylar çok aktif. Ve bu ülkede sürekli 7 yılda bir 7'den büyük deprem yaşanıyor. Eski verilere baktığımızda bunu görebiliyoruz. Örneğin Kandilli Rasathanesi'nin verilerine baktığımızda 1912'den bugüne kadar yaklaşık 100 yılda 150'den fazla 5,5'tan büyük deprem yaşanmış ki bunların 30 tanesi işte 6,8'den büyük, 20 tanesi de 7'den büyük depremler. Bu ülkede sürekli 7'den büyük depremler yaşanıyor. Fay hatları belli. Mesela Maraş'ta deprem yaşanınca sürpriz bir konu değil ki. Bizim öncelikle ülke olarak yani bu depremlerden ders almayı bilmemiz gerekiyor. Depreme uygun evler yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. 1939'da Erzincan'da 7,9 olmuş. 1999'da Gölcük depremi oldu. Ama gelinen noktada ülke bir adım ilerlemiş. Bu ülkede demirden, çimentodan, betondan, statikten anlamayan insanlar müteahhitlik yapıyor. Sırf parası olduğu için. Ya da inşaat işçilerine baktığınızda gerçekten cahil ve eğitimsizler. Adamlar statikten, betondan, demirden anlamıyorlar. Ya da üniversitelerdeki eğitim kalitesi uygun değil. Üstelik bizim ülkede insanlar yani yalanı, dolanı, rüşveti, parayı, hırsızlığı çok seviyor. Maalesef bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Öncelikle bakın bu konu size birkaç tane görüntü göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Japonya'da 9'dan büyük deprem oluyor ama orada binalar yıkılmıyor. Neden? Adamlar eğitimli, işçileri eğitimli, müteahhitleri onurlu. Devlet konuda denetimi sıkı tutuyor. Bakın burada bina yaparken her şeyi statiğine uygun yapıyorlar. Ama gelin Türkiye'de birkaç tane örnek size göstereyim. Detay al abi. Detay al. Kirişi resmen bir boru için, kesme içinden götürmüş. Gel buraya. Bak oksitlenmiş, paslanmış bile demir. Eza burada demiri kesmiş, demirleri kesmiş ve kirişin ortasına yine boruyu götürmüş. Keza burada aynı şekilde. Yani boruyu kirişin altından götürmek yerine taşıcıya çok büyük bir hasar vererek kirişin ortasından götürmüş. Gel.
Bakın Türkiye'den size iki tane örnek göstereyim. Bu kiriş, bu da kolon bağlantısı. Sanki boruyu aşağı indirecek başka yer yokmuş gibi gördüğünüz gibi kiriş kolon bağlantısını kesip boruyu buradan indirmiş. Şimdi bu binanın taşıyıcı ana sistemi. Sen böyle yaparsan en ufak şeyde depremde bu bina yıkılır. Ama bunu yapan işçi cahil ve eğitimsiz. Bunun binaya ne kadar zarar verdiğinin farkında değil. Bakın burada da direkt kolonu kırıp içinden boruları geçirmişler. Şimdi müteahhit de cahil, sadece kazandığı paraya bakıyor. İnşaat mühendisi desen çoğu firma fazla para vermemek için kağıt üzerinde burada mühendis gösteriyor. Diyor ki sen diplomanı bana ver, sadece ayda yılda bir gel imza at diyor. Mühendisler de iş bulamadığı için çoğu bunu kabul ediyor. Diplomasını veriyor ve ayda yılda bir gidip imza atıyor. Haliyle karşımızda kokuşmuş bir düzen var. Yani böyle bir sistemde, yani düşün bir deprem oluyor. Yan yana iki tane bina var. Biri yıkılıyorken biri yıkılmıyor. Biri neden yıkılıyor, biri neden yıkılmıyor? Bunu düşünmesi lazım ve toplumun bu cahillikten, bilgisizlikten, eğitimsizlikten, açgözlülükten kurtulması gerek. Kurtulmadığı sürece yani en ufak depremde bu ülkede binalar yıkılmaya devam edecek ki bu ülkenin bu kaderi olmamalı. Yani insanlar bu ülkede enkaz altında can çekişerek ölmek zorunda olmamalı ama bu ülke ne zaman uslanacak gerçekten bilmiyorum. Ya da size farklı bir örnek göstermek istiyorum. Bakın Antep'te aynı müteahhitin yaptığı ikiz bina, biri yıkılıyor, biri hasar görmüyor. Şimdi yıkılan binaya baktığınızda Mersa zemin katında market için daha geniş alan açacağız diye tutup kolonu kesmişler. Sen şimdi 12 katlı bir binada tutup da zeminde kolonu kesersen o bina nasıl ayakta duracak? Böyle bir cahil bir toplum olabilir mi? Bu toplumun acilen bu cahillikten kurtulması lazım. Yoksa bu depremi tetiklediler mi tetiklemedilerin hiçbir önemi kalmıyor. Bu toplumu cahillikten kurtulmadığı sürece gerçekten bu sorunun cevabı önemsiz. Şimdi videonun başındaki iddiaya dönecek olursak bu deprem insan eliyle tetiklenmiş olabilir mi? Yani burada yeteri kadar enerji birikmiş, kırılmayı bekleyen bir fay var. Bardağı taşıracak son dokunuş insan eliyle yapılmış olabilir mi? Bu iddia ciddi bir iddia ki bununla ilgili aslında şüphe uyandıran çok fazla emare var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum ama öncesinde son olarak bir de şu detaylardan bahsetmek istiyorum. Yani gariptir. Hani Kur'an'da bir tabir var. Sizi 1000 kere de dünyaya göndersek aynı şeyleri bir daha yeniden yaşarsınız diyor. Şimdi baktığımızda sanki tarih yeniden tekerrür ediyor. Biz bir simülasyon içinde yaşıyormuşuz gibi bazen hissediyorum. Bakın 1114 yılında Maraş'ta deprem yaşandığı söyleniyor. Çok yıkıcı bir deprem olduğu söyleniyor. Bunun da Urfalı Mateos diye bir tarihçinin kitabından yola çıkarak kayıtları var. Ona dayanarak söylüyorlar. Tabi depremin tarihi ne kadar doğru bende şüphe uyandırıyor. 29 Kasım'da olduğu söyleniyor. Kasım 11. ay, 2-9'da 11. Yani bir yerde 11 görünce çok fazla inanasım gelmiyor. Yani bu deprem tarihi tam olarak doğru mu emin olamıyorum. Ama Urfalı Mateos diye bir tarihçi var ve çok enteresandır. Bakın onunla ilgili size bir detay göstermek istiyorum. Maraş Avucum'da internet sitesi depremden 2 hafta önce bu yazıyı kaleme almış. 23 Ocak 2023 Urfalı Mateos'un eserinden 1114 yılı Büyük Maraş depremi. Tam depremden 2 hafta önce bu yazının kaleme almış olması gerçekten ilginç bir tesadüf ki bununla bitmiyor. Birçok buna benzeyen ilginç tesadüfler var. Videonun içerisinde onları da sizlerle paylaşacağım. Bakın bu yazıda Urfalı Mateos'un eserindeki Büyük Maraş depremi ile alakalı detaylardan bahsetmiş. Bakın şundan bahsediyor. 1114 yılında büyük bir deprem olduğundan bahsediyor. Deprem Maraş'ta olmuş merkez olarak. Bakın diyor ki Mare Ri ayının 12'sine denk gelen pazar günü gerçekleşti. Ki bildiğiniz gibi 6 Şubat'ki deprem o da pazar günüydü. Bizler derin bir uykudayken gerçekleşti demiş. Yani birebir aynısı. Pazar günü ve gece yarısı gerçekleşiyor. Çok büyük bir gürültü kopuyor. Kayalar, tepeler parçalandı diyor. Ki depremi yaşayanlar zaten bunu söylüyor. Çok büyük bir gürültü olduğundan bahsediyor. Bakın günlerden pazardı ve çok gürültülü ve şiddetli olduğundan bahsediyor.
İnsanlar dehşete kapılmış ve umutsuzluğa düşmüşlerdi. Birçok şehir, bölge harap oldu demiş ve depremden etkilenen bazı şehir isimlerinden bahsetmiş ki o dönemki isimleri burada. Ve toplamda bakın 40 bin kişinin öldüğünden bahsediyor. 10 binlerce kadın, erkek, çocuk birlikte yerle yeksan oldu demiş. Ve devamında şundan bahsediyor. Deprem durduğunda yağmaya başlayan kar tüm zemini kapladı diyor. Çok ilginçtir. Bu deprem de tam kar yağan bir zamanda oldu. Depremden sonra birçok yerde kar yağmaya başladı. Yani neredeyse birebir aynı deprem tarihi tekerrür etmiş gibi. Yani sanki aynı bir simülasyon içindeyiz ve bazı şeyleri tekrardan yaşıyoruz ve aynı hataları tekrarlıyoruz ve aynı sonla karşı karşıya geliyoruz. Bununla ilgili ilginç diziler ve filmler var bu konuyu işleyen. Yani bir simülasyon içindeyiz ve aynı senaryoyu birebir bir daha yaşıyoruz. Tarih tekerrür ediyor. Bununla ilgili vurgular var. Baktığımda bu deprem gerçekten yaşandıysa 1114 yılında şu an yaşadığımız Büyükmaraş depremi ile birebir aynı. Pazar günü gerçekleşmiş, kar yağan bir günde gerçekleşmiş. Yani depremden sonra kar yağmaya başlamış, gece yarısıymış. Çok gürültü ve şiddetli olmuş, birçok şehir harap olmuş ve 40 bin kişinin öldüğünden bahsediyor. Yani neredeyse birebir aynı. Şimdi çok garip bir durum. Profesör Doktor Naci Görür 2019'da katıldığı bir TV programında deprem açısından Türkiye'de şu an en tehlikeli yerin Elazığ ve devamında Maraş olduğunu söylüyor. Bu bölgede deprem beklediğini söylüyor. Ki bu konuşmayı daha önce YouTube'daki videomda ve Twitter'da paylaştım. Bu yüzden tekrardan paylaşmayacağım. Ve çok ilginçtir, bu konuşmayı yaptıktan birkaç ay sonra 2020'nin 24 Ocak tarihinde Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde bir deprem yaşanıyor. Yani depremi birkaç ay öncesinden bilmiş oluyor. Ve daha sonra 2020'de katıldı tüm programlarda Naci Görür sırada Maraş'ta büyük bir deprem yaşanacağını sürekli vurguluyor. Bu konuda sürekli uyarıyor ve çok gariptir. Çok geçmeden Maraş'ta çok büyük iki tane deprem yaşandı. Diğer bir ilginç durum da şu. Kahramanmaraş İYİ Parti İl Başkanı 3 Ağustos 2022'de yani depremden 6 ay önce bir basın açıklaması yapıyor. Ve konuşmasında diyor ki Maraş depremi çok yakın, direkt ayağımızın dibinde, her an gerçekleşebilir ve Maraş'ta iki farklı fayda 7'den büyük iki tane deprem bekleniyor diye bir konuşma yapıyor ve bizler hazır değiliz diyor. Ve şu tesadüfe bak ki bu konuşmadan 6 ay sonra Maraş'ta iki farklı fayda 7'den büyük iki tane deprem oluyor. Hadi gel de çık bu işin içinden. Diğer bir ilginç detay da şu. Nilay Dinç isimli bu astrolog 3 Temmuz'da böyle bir tweet atıyor. Tweetinde diyor ki bu tarihi not alın. 28 Şubat 2023 Satürn ve Plüton 29 derecede kavuşuyor. 2.9'da 11 ve 11 Şubat haftası büyük ifşalar başlayacak. Ve 28 Şubat sonrası yer yerinden oynayacak diye bir tweet atıyor. Ve depremden yaklaşık bir hafta önce bakın ikinci bir tweet atıyor. Bakın 27 Ocak'ta böyle bir paylaşımda bulunuyor. Diyor ki büyük bir deprem duyacağız ve bir tane lider, ünlü isim veda edecek demiş. 29 Ocak büyük olaylara kapı açıyor diye yine burada 11'i vurgulamış. Şimdi bu tweetinden yaklaşık bir hafta sonra Maraş'ta çok büyük bir deprem oldu ve bugün itibariyle de bir de Deniz Baykal öldü. Şimdi bu kadın bu ikisini de bilmiş oldu. Bu nasıl oluyor? Plüton ve Satürn'e bakarak insan bunu nasıl tahmin edebilir? Diğer bir ilginç detay da depremden yaklaşık 20 gün önce 18 Ocak tarihinde Eti afet ve acil durumlarda dağıtılmak üzere bu püsküvütü çıkardığını duyuruyor. Üzerinde bakın 11 vitamin ve 5 tane mineral katkılı olduğunu söylemişler. Burada yine bir 11 kodlaması var ki ilginçtir. Eti'nin logosunda da içeride 9 daire, dışarıda da 11 tane uç var. Yani logolarında 9-11 var.
Şaşıracağımız detaylar bununla bitmiyor. Bakın AFAD depremden yaklaşık 3 yıl önce Kahramanmaraş'ta ulusal deprem tatbikatı yapıyor. Ve tarih olarak 9-11 Ekim tarihini seçiyor. Yani karşımıza burada bir 911 kodlaması çıkıyor. 911 de çok ciddi alınacak bir rakam. Çünkü büyük bir afet yaşanacağı anlamına geliyor. Bunun gerçek olduğu anlamına geliyor. Ve sanki simülasyon bize önceden 911 kodlamasıyla Kahramanmaraş merkezde büyük bir depremin yaşanacağını haber vermiş. Ve haberin devamına baktığınızda bakın diyor ki 911 Ekim'de Kahramanmaraş merkezi ulusal deprem tatbikatı gerçekleşecek. Kahramanmaraş'ta 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu. 26 il diyor. Burada 2-6 Şubat, 2. ay 6 Şubat. Sanki burada simülasyon bize bu depremin 7,5 büyüklüğünde olacağını ve 6 Şubat'ta gerçekleşeceğini haber vermiş. Burada yine 19-1 diyor. Yine 911 kodlaması var. 2 derece diyor. Sanki 2 tane büyük deprem yaşanacakmış gibi bu tarihte. Ki devamına baktığınızda yine 2 kodlaması çıkıyor. 2 gün sürecek diyor. 24 saat diyor. 2, 4, 6 yine Şubat ayının 6'sı gibi çıkıyor. Karşımıza 2 gün diyor. Yine 2 tane yaşanacak. Bakın burada 2 tane 72-72 diye bir kodlama çıkıyor. 2 tane 7.2 yani 7'den büyük deprem. Yani simülasyon açısından bakarsanız sanki bu 911 kodlaması bize Kahramanmaraş merkezde büyük bir depremin gerçekleşeceğini, depremin 7,5'tan büyük olacağını, 2 tane olacağını ve 2-6 Şubat'ta gerçekleşeceğini sanki önceden haber vermiş ve devamındaki hemen habere baktığımızda Germenica'ya antik kenti tanıtım diyor. Burada bakın Kahramanmaraş'taki bir haberden bahsediyor. Burada 2023 yılı vurguluyor. Sanki bu depremin de 2023 yılında gerçekleşen simülasyon hemen bu haberin devamındaki koyduğu haberle bize mesaj vermiş gibi duruyor. Yani bu deprem yine burada 2 milyon ziyaretçi demiş. Yine Şubat ayını vurgulamış. 86 ülkeden diyor. Devana baktığımızda yine bir 2023 vurgusu var. Yine 2 vurgusu var. Bakın 2023 yani 2023'ün Şubat ayında gerçekleşecek der gibi karşımıza bir simülasyon kodlaması çıkıyor. Gel de şaşırma. İnsanın kafasını karıştıran bir tuhaf detay da şu. Depremden 3 gün önce böyle bir tweet atılmış. Gezegen dizinine göre deprem tahmini yapan bu kişi 3 Şubat tarihinde Türkiye'nin Kahramanmaraş bölgesini göstererek bu bölgede er ya da geç 7,5 büyüklüğünde bir deprem olacağını söylemiş. Tabi burada o gün tam da Maraş bölgesinde saat 11:05 geçe 4.4 büyüklüğünde deprem olmuş. Buna dayanarak böyle bir tahminde bulunduğunu söylüyor. Diğer bir garip durum da şu, depremden yaklaşık 11 gün önce 25 Ocak tarihinde Yunan Başbakanı bu şekilde bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a bir gece ansızın gelebilirim demişti. Cevap olarak o da 25 Ocak tarihinde bir gece ansızın gelmekle övünenler bir sabah acı gerçeğe uyanabilirlerdi. Yani bir sabah büyük bir depreme uyanacakmışız gibi bir mesaj vardı ve depremden yaklaşık 11 gün önceydi. Şimdi böyle bir depremle de yüzleşince de insanın aklına garip garip sorular geliyor. Yani nasıl bir simülasyon içindeyiz de herkes biliyordu da bir halk mı bilmiyordu? Gerçekten garip bir durum. Konuyla alakalı insanın şüphe duymasına neden olan bir diğer soru işareti de şu. Depremden yaklaşık bir hafta önce 3 Şubat itibariyle batılı bazı ülkeler Türkiye'deki konsolosluklarını kapatma kararı almıştı. Haliyle insanın aklına birden Türkiye'de büyük bir olay mı olacak diye soru işareti uyanmıştı. Tam da bunun üzerine 3 gün sonra Türkiye'de büyük bir deprem olunca haliyle insanın kafası karışıyor. Konuyla alakalı insanı şüpheye düşüren bir detay da şu. Ekonomist dergisi bu Ocak ayında bu kapağı paylaşmıştı. Ve kapakta şurada hem kurs sembol hem de hilal ve yıldız olarak Türkiye'yi temsil etmişti. Türkiye burada diğerin altında, toprağın altında felaket yaşayacak ülke olarak yorumlamışlardı.
Tabii ben o dönem neden Türkiye'yi böyle yerin altında göstermişler tam anlam verememiştim. Ancak şimdi deprem olduktan sonra bende taşlar oturdu. Çünkü bakın şu gösterdiğim deprem dalgası, S dalgası ve burada işte kurt, hilal ve yıldızı görüyorsunuz. Üzerlerindeki şu çizgi direkt deprem dalgası, S dalgası. Türkiye'yi de yerin altında göstermişler. Yani Türkiye'de yerin altında deprem olacağını burada şifrelemişler gibi duruyor. Ve burada enteresan tarihler var. Bakın burada 6 Ocak ayın 6'sına vurgu yapmışlar. Bir de Aralık ayı 24 diye çizmişler. Şimdiden tarihi bildiğim için tabii biraz zorlama yorum olabilir ama işte 2. ayın 6'sı 2023 deprem tarihi. Diğer önemli tarih de 4. ayın 6'sı 2023 mü? Kafamda bir sürü soru işareti var. Tuhaflıklar tabii ki de bununla bitmiyor. Simpsonların Kahramanmaraş'la alakalı bir bölümü var. İzleyenler detayları biliyor. İzlemeyenler bunu izleyebilirler YouTube'dan bulup. Orada çocukların kullandığı otobüs freni tutmuyor. Yoldan kontrolden çıkıyor. Ve haliyle kaçış rampasına doğru yöneliyor. Ama orası bir uçurum. Oradan da Kahramanmaraş'a DVD götüren bir işte geminin içine düşüyorlar. Bakın 3 yıl önce bu videoyu izleyen Ayşe Kurnaz demiş ki Kahramanmaraş'ta çok büyük bir deprem bekleniyor. Acaba dünyanın her yerinden Kahramanmaraş'a yardımlar mı gelecek? Buradaki Simpsonların bölümü bunu mu anlatıyor diye hemen bir bağlantı kurmuş ki bağlantı çok mantıklı. Ve size daha enteresan bir detay göstereyim. Şimdi bu çocukların kullandığı otobüs freni tutmuyor ve yoldan çıkıyor. Kaçış rampasına doğru yöneliyor ama çözemiyor. Felaket yaşanıyor. Ve bununla alakalı bakın geçen yıl enteresan bir olay yaşandı. Hatırlarsanız bundan 6 ay önce 20 Ağustos 2022 günü Gaziantep'te önce bir otobüs kontrolden çıkarak 16 kişinin ölümüne neden oldu. Mardin'de de bir tır direkt insanların ortasına daldı. 26 kişinin ölümüne neden oldu. Gaziantep'teki kaza yaşandığında haber siteleri bu şekilde haber yaptı. 15 ölü, 3 itfaiyeci, 2 sağlık personeli ve 2 gazeteci hayatını kaybetti diye haber paylaşıldı. Şimdi ben simülasyon açısından baktığımda 1, 5, 6 tersten gidiyorum. 2, yani Şubat 6, 2. ayın 6'sı tersten 23. Yani 2. ayın 6'sı 2023'te büyük bir felaketin geleceğini bu kaza acaba haber mi verdi? 20 Ağustos'ta Gaziantep'te o büyük kaza yaşanırken aynı anda bir de Mardin'de yaşandı. Mardin'de freni patlayan bir tır kalabalığa daldı. 20 ölü 26 yaralı diyor. Şimdi Gaziantep'in plakası 27, 27 daha 9. Mardin'in plakası 47, 47 daha 11. 1911 kodlaması karşımıza çıkıyor. Üstüne bir de burada gördüğünüz gibi sürekli bir 2 var. Şimdi acaba bu 20 Ağustos 6 ay önce Şubat ayında 2. ayında çok büyük bir felaket yaşayacağımız simülasyon önceden haber mi veriyor? Biz gerçekten bir simülasyonun içinde miyiz? Yoksa bu işte başka bir şey mi var? Bakın burada 26 yaralı diyor. Şimdi 2. ayın 6'sı diye görebiliyorum ben bunu. Hani biraz zorluyor muyum bilmiyorum ama karşımda 26'yı görünce direkt şimdi 2. ayın 6'sında büyük felaket yaşayınca insanın aklı oraya gidiyor ki haber detaylarını görüyorsunuz. 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı ve burada şundan bahsediyor. İşte tır iki tane araca çarptı. Yine burada ikinci ay vurgusu var. Yani bu olayda sürekli karşımıza iki çıkması nasıl bir şey algılayamıyorum. Belki size çok saçma gelecek ama Gaziantep'le ilgili haberi tekrardan göstermek istiyorum. Bakın burada diyor ki Gaziantep-Nizip arası 20. kilometre diyor. Şimdi burada karşımıza bir iki vurgusu çıkıyor. İki gazeteci diyor. İki sağlık personeli diyor. İşte kaza 20 Ağustos'ta gerçekleşiyor. Orada da 20 ile 2 var. Bu kadar çok 2. Acaba bu kaza açıkça simülasyon ya da yazılım mı bilemiyorum. Yoksa başka bir şey ama açıkça bize 2. ayda yani Şubat ayında büyük bir felaket yaşayacağımızı haber vermeye mi çalışmış diye kafamda soru işaretleri var. Konuya detaylı baktığınızda kafanız gerçekten allak bullak oluyor. Simpsonların Kahramanmaraş'la alakalı olan bölümünde
Önce bir otobüs kontrolden çıkıp uçurumdan yuvarlanıyor. Yani büyük bir kaza yaşanıyor. Daha sonra karşımıza Kahramanmaraş detayı çıkıyordu. Şimdi Kahramanmaraş merkezi bu büyük depremden 6 ay önce Ağustos 2022'de Gaziantep'te bir otobüs, Mardin'de de bir tır büyük bir felakete sebebiyet verdi. Yani bu büyük Kahramanmaraş depremin habersiz miydi bu kazalar? Ki buradaki Simpson'ların işte bu bölümüyle de birebir uyumlu. Sayılara baktığımızda karşımıza enteresan detaylar çıkıyor. Beyin şartellerinizi yakacak bir detay daha paylaşmak istiyorum. Kahramanmaraş deyince insan aklına direkt bu bina geliyor. Dünyanın en saçma binası diye tüm dünyada gündem yapmış olan bu Kahramanmaraş merkezindeki bu bina. Ben hiçbir zaman sıradan bir bina olduğunu düşünmedim. Tamamen sembol için yapıldığını düşündüm. Çünkü zaten tepesindeki piramidi görüyorsunuz. Şimdi bu binayı geçen yıl Ocak ayında yıkmaya karar verdiler ve 4 ayda yıktılar. Tabii ben bu binayı yıkmaya başladıklarında direkt arkadaş çevremle bu konuyu konuştum. Çünkü ben bu binanın bir sembol olduğunu düşünüyordum. Dedim ki bu hiç de hayır alamet değil. Kahramanmaraş'ta büyük bir olay olacağının işaret fişeği diye yorumladım. Ama o dönem Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem beklendiğini bilmiyordum. Naci işte Görür'ün o videolarına denk gelmemiştim. Kahramanmaraş'ta da uzun süredir deprem olmadığı için ben hiçbir zaman Kahramanmaraş'la deprem aklıma gelmedi. Ben direkt dedim ki yani şimdi Türkiye'de bir iç savaş çıkartılabilir bu mülteciler üzerinden. Acaba Kahramanmaraş'ta bu Suriyeliler ya da Afganlar üzerindeki ilk işaret fişeği, ilk çatışma buradan mı başlayacak? Bunun işaret fişeği mi diye yorumladım. Ama gerçekten bu deprem konusunu bilseydim parçaları birleştirmek hiç zor değil. Çünkü burada haber içeriğine baktığınızda resmen depremi anlatıyor. Bakın bina yıkılmaktan bahsediyor. İşte binanın yıkım süreci 4 ay sürecek diyor. Şimdi deprem oldu orada. Enkazın toparlanması en az 4 ay sürer. Ben o şekilde yorumluyorum. Ki bina 1994 yılında yapılmış. Baktığımda 9-1'de 10, 9'da 19, 4'da 23. Yani karşıma 2023 yılı çıkıyor. Diğer detaylara baktığınızda bakın ihalesi Kasım ayında yapılmış. 11. ay. İhaleyi alan, yıkım ihalesini alan firma 6 milyon 660 bin almış. Yani 66'cılar almış ihaleyi. Ve 4 ayda sürecekmiş ve belediye cebinden tek para harcamayacakmış. Binadan çıkan tüm enkaz, çelik, demir, hurda müteahhit firmanın olacakmış. İlginç. Yani aklıma enteresan detaylar geliyor. Ve bakın ne diyor devamında. Yeni kent meydanı 2 yıl içinde tamamlanacak. Gördüğünüz gibi yine burada 2-2 var. Karşımıza yine 2 çıkıyor. Acaba Şubat ayına atıf mı var? Yukarıda da 6 vardı. 1994'te de 23 vardı. İkinci ayın 6'sı 2023'te yaşanacak depremi mi burada anlatıyor? Yorumlaması gerçekten kolay değil. Yani bir simülasyonun içinde miyiz? Yoksa karşımızda devasa bir organizasyon mu var? Yorumlaması kolay değil. Ben size bırakıyorum. Şimdi bakın burada yine AFAD'dan bahsediyor. Yani AFAD geldi. Yani burada aslında direkt Kahramanmaraş'ta yaşanacak depremi anlatıyor gibi duruyor. Ve deprem yaşandıktan sonra Kahramanmaraş'ın toparlanma süresi 2 yıl mı? Yani simülasyon bunu mu bize anlatıyor? Gel de işin içinden çık. Görmeyenler için binanın tepesindeki piramidi yakın çekim size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ortada çok fazla şüpheli durum var. Haliyle insan aklına şu soru geliyor. Bu deprem insan eliyle tetiklenmiş olabilir mi? Yani belki 20 yıl, belki 30 sene sonra kırılacak bu fay bir son dokunuşla önceye mi alındı diye insan aklına bir soru işareti var. Ya da bir simülasyon içinde yaşıyoruz ve simülasyon yazılım önceden bize haber veriyor, uyarmaya çalışıyor. Tabi cevabı kolay değil ama bu işin insan eliyle tetiklenmiş olabileceğine dair Hakikat isimli bu arkadaşım bir teorisi var ki bana çok saçma gelmiyor. Ondan size bahsetmek istiyorum. Şimdi fayın olduğu noktaya bir sondaj kuyusu açtığınızda şimdi fay kırılmamak için orada sert direniyor, bir sürtünme kuvveti var. Siz bu açtığınız sondaj kuyusundan hidrolik olarak bir su gönderdiğinizde, orada su biriktirdiğinizde
Haliyle o faydaki direnci yumuşatıyor, gevşetiyor ve fay direnemiyor ve kırılmayı tetiklemiş oluyorsunuz diye bir iddia var. Ama boşuna bir iddia değil. Bakın, bununla ilgili bazı belgeler de paylaşmış. Öncelikle onları bir paylaşacağım. Daha sonra çok gariptir. Bizim bu depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta, Elbistan'da Amerika'ya ait sondaj kuyuları var. Petrol kuyuları var. Ve insanın da kafası bu konuda gerçekten karışıyor. Öncelikle konuyu destekleyecek bir video paylaşmak istiyorum. Fatih Altaylı programda deprem tetiklenebilir mi diye bir soru soruyor. Bu yabancı işte deprem bilimci konuşmasında depremin tetiklenebileceğini söylüyor ki zaten biz bunu yapıyoruz diyor. İşte bir sondaj kuyusunu eğer fay hattı üzerinde açarsanız ve o sondaj kuyusunun fay hattına kadar ulaştırabilirseniz oraya su gönderdiğinizde o su oradaki direnci kıracaktır, haliyle depremi tetiklemiş olacaksınız diye bir konuşması var. Önce konuşmayı bir size dinlettirmek istiyorum. Dışarıdan müdahaleyle bir deprem tetiklemek mümkün mü? Bir manyetik güçle bir, çünkü İstanbul depreminden sonra böyle çok dedikodu ortaya atıldı. Hatta işte Amerika'nın bazı deneylerle böyle şeyler yapabildiği söyledi. Bir dış etkenle bir depremi tetiklemek, bir depremi bir fay kırılmasını başlatmak olası bir şey midir? Les forces en jeu sont énormes. Yani söz konusu olan güçler müthiş güçler. Bunu insan yapamaz. Ama yapabileceği şey şu ki bunu yapmayı biliyoruz ve yapıyoruz. Fayın direncini değiştirebiliriz. Bir sürtüşme var, sürtünme var. Sürtünme bloke olduğunda depremin oluşmasını engelliyor. Mesela fayın içine sıvı enjekte ettiğinizde bu direnç düşüyor ve bir deprem oluşabiliyor. Ve bunu yapıyoruz, yapabiliriz. Birçok nokta da mesela Amerika'da ya da başka yerlerde şişt gazı araştırmaları yapılırken enjekte ettiğimiz sıvı bir depreme yol açıyor ve kayayı kırıyoruz. Yani burada depremi biz oluşturmuş olmuyoruz. Mevcut fayın direncini kırmış oluyoruz. Tak diye bir anda deprem oluşmuş oluyor. Ve evet, depremleri oluşturmak, yaratmak değil de harekete geçirebiliriz. Küçük depremleri, petrol şirketleri bunu yapıyorlar sık sık. Ama küçük bir şey söyleyebilirsem. Gördüğünüz gibi konu aslında çok basit ve deprem bilimci bunu onaylamış ki Amerika'da bunun yaşanmış örnekleri var ki bu haberde de bunu anlatıyor. Eğer siz bir sondaj kuyusunu tam da fay hattının olduğu yere denk getirebilirseniz ki diyelim fay olmayan bir yerde sondaj kuyusu açtığınızda bu olay gerçekleşmez. Ancak diyelim bir yerde fay hattı var ve orada bir stres, gerilim birikmiş, orada bir sürtünme kuvveti var, enerji var. Siz tam oraya bir sondaj kuyusunu denk getirirseniz ve oraya sıvı enjekte ettiğinizde haliyle oradaki kayacı, o kırılmamak için direnen kayacı yumuşatacağı için o direnç kırılacak ve oradaki fay kırılmış olacak. Bakın burada işte hidrolik kırma yöntemiyle işte bir petrol kuyusu ya da gaz kuyusu açtığınızdaki daha çok derine inebilmek için hidrolik kırma yöntemini uyguluyorlar bazı yerlerde. Haliyle oraya su enjekte etmeye çalışıyorlar ve yanlışlıkla fay hattı olan bir yere denk getirdiğinde Amerika'da depremler yaşanmış. Şimdi bakın 2019'da çıkmış bir haber. Haberde diyor ki hidrolik kırma Türkiye'yi yeni bir enerji çağına sokacak demiş. Ve haberde şundan bahsetmiş. Türkiye petrol ve doğalgaz bulmak için hidrolik çatlatmayı devreye sokacak diyor. Bu da şununla alakalı bir konu. Şimdi normalde Suudi Arabistan'da petrol 300 metre derinlikte ya da 1 kilometre derinlikte çıkarken Türkiye'de 5-6 kilometre derine inmeniz gerekiyor. Ama normal sondajla buna ulaşmak kolay değil. Burada da hidrolik çatlatma kayayı işte kırma yöntemiyle Türkiye'de petrol aranacağını söylüyor. Ve bunun için de bir Amerikalı şirketle anlaşma yapmış. 2019'da Türkiye'de petrolü artık sondaj kuyularını bu hidrolik kırma ya da hidrolik çatlatma yöntemini devreye soktuğundan bahsediyor.
Bir diğer önemli detay şu, bakın Kandil Rasathanesi'nin açıklamasında görüyorsunuz. Bu 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin derinliğinin 5 kilometre civarında olduğunu söylüyor. Türkiye'deki petrol kuyularının 6000 metre, 5000 metreye kadar indiğiyle alakalı haberi göstermek istiyorum. Bakın Hürriyet'te çıkmış bir haber. Haberde diyor ki petrol aramasında Türkiye kendi rekorunu kırdı diyor. Ve haber detayında şundan bahsediyor. Bakın Türkiye petrol için sondaj kuyusunda 6136 metreymiş. 6 kilometreye kadar inmiş. 6136 metre ki ve daha önce bakın 6111 metre indiğinden bahsediyor. Ki burada da tersten çevirdiğinizde karşımıza bir 911 kodu çıkıyor. Ki burada da şu var, bakın 11 Nisan'da yine bir 11 kodu çıkıyor. 11 Nisan'da da 6136 metreye kadar bir kuyu kazılmış. Gördüğünüz gibi Türkiye'de sondaj kuyusunda 6000 metreye kadar iniyor. Peki en önemli soruya gelelim. Bu depremin merkez üssü olan Pazarcık, Kahramanmaraş'ta petrol kuyusu açan, sondaj kuyusu açan birileri var mı diye baktığımızda karşımıza Ersan Petrol çıkıyor. Ersan Petrol Kahramanmaraş'ta diye kendi sitelerinde duruyor. Bakın burada diyor ki işte Ersan Petrol Kahramanmaraş'ta petrol rafinerisi kuracak. Bunun için gerekli izinleri aldığından bahsediyor. Konuyla alakalı bir haber daha, 9 Mayıs 2018'de Elbistan'ın sesinde çıkmış, demiş ki Kahramanmaraş'a 1 milyar dolarlık petrol rafinerisi yatırımı. Bakın burada demiş ki Sayar Holding Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine 1 milyar ABD doları yatırımla petrol rafinerisi kuracak demiş. Haber 2018. Konuyla alakalı diğer bir haber de 8 Nisan 2021'de yayınlanmış. Maraş pusulasına çıkmış haberde diyor ki Pazarcık'a kurulacak petrol rafinerisi için ortak aranıyor demiş. Acaba sonradan Amerikalı bir ortak mı bulundu? Tabii cevabını ben bilmiyorum. Diğer bir tuhaf detay da şu, tam da depremin gerçekleştiği anda bu merkez üssü olan Pazarcık tarafında bu tarz devasa bir patlama ve yangın gözüküyor. Acaba bu petrol kuyularının olduğu yerde büyük bir patlama mı yapıldı diye insanların kafasında bir soru işareti var. Önce bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Getiriyoruz. Adeta patlama gibi bu görüntülerde. Umarım bu yangın da daha fazla bir yük getirmez depremin ardından. O görüntüler ekranlarınıza geliyor. Patlama görüntüleri gibi adeta. Gökyüzü kırmızıya boyanmış bir şekilde. Bu yangınla alakalı bilgiler geldikçe de ekranlarınıza getireceğiz bilgileri. 7.4'lük depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir de yangın meydana geldi. O görüntüler geliyor ekranlarınıza. Geceyi adeta aydınlatıyor. Bu arada çok ilginç bir durum. Geçen yılda 18 Ocak 2022'de bu Kahramanmaraş'taki petrol boru hattında çok büyük bir patlama olmuş. Onun bir görüntülerini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu Kahramanmaraş Pazarcık'taki petrol boru hattında çok büyük bir patlama olmuş. Böyle bir patlama nasıl gerçekleşiyor? Acaba orada ne kullanıyorlar? Kafada bir sürü soru işareti. Hakikat isimli arkadaşın şöyle bir iddiası var. Bu gördüğünüz deprem bombası. Google'a girip İngilizce deprem bombası yazdığınızda karşınıza bu bomba çıkacak, nedir, ne işe yarar göreceksiniz. Şimdi hakikat isimli arkadaşın iddiası şu. Bu Pazarcık'taki sondaj petrol kuyusuna bu tarz bir deprem bombasının yerleştirilmiş olabileceğini ve oradaki fay hattındaki kırılmayı, direnci kırabilmek için, yani fayın kırılmasını sağlayabilmek için o petrol kuyusunun dibinde tam fay hattının olduğu yerde bu tarz bir bomba patlatmış olabileceklerini iddia ediyor. Yani net bir şey söylemek tabii ki de kolay değil ama ortada şüpheli durumlar var. Tabii insanın aklına direkt şu soru geliyor. Diyelim ki Pazarcık Kahramanmaraş'ta gerçekten petrol kuyusu ve sondaj kuyusu fay hattına kadar iniyor. 5 kilometre, ki zaten petrol kuyuları Türkiye'de 5-6 kilometreye kadar iniyor.
ve orada diyelim fayda birikmiş büyük bir enerji var ama fay kırılmamak için direniyor. Orada son bir dokunuş için oraya işte diyelim bu sismik bombayı indirdiler ve patlattılar. Faydaki direnci kırdılar, haliyle fay kırıldı diyelim. Şimdi o bombayı oraya kim götürür diye aklınıza bir soru geliyorsa, orada da NATO ve İtalyan askeri üsleri olduğuna dair detaylar var. Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Ortada çok fazla kafa karıştırıcı detay var ama bazı şeylerden %100 emin olmak hiç de kolay değil. Acaba bizler gerçekten bir simülasyon içinde yaşıyoruz da simülasyon yazılım ara ara sinyal ve uyarımı gönderiyor? Tarih tekerrürden mi ibaret? Yoksa karşımızda devasa bir organizasyon var ve bunların çok özel planları mı var? Hani emin olmak çok zor. Ortada diyelim ki enerji birikmiş bir fay hattı var. Her an kırılabilecek bir fay hattı ama belki daha 30 yıl, 50 yıl daha dayanabilecek bir fay var. Son bir dokunuşla fayın kırılmasını öne almış olabilirler mi? Hani emin olmak gerçekten çok zor. Ama şu var, olaya baktığınızda yaşanan olay tamamen bereketli hilal içinde kalıyor. Bu bereketli hilal kısmını internetten kendiniz araştırabilirsiniz. Bu işte Nil'in uçlarından başlayıp bizim işte Adana, Kahramanmaraş, Antep'i, Urfa'yı içine alan, Fırat ve Dicle'yi içine alan bu bereketli hilal en bereketli toprakların olduğu ve işte birilerine vaat edilmiş topraklar. Bakıyorsunuz her şey bu topraklar içinde gerçekleşiyor. Önce Irak işgal edildi. Ondan sonra Suriye'de bir savaş çıkartıldı. Buradaki insanlar göçe zorlandı. Şimdi bakıyorsunuz bu bereketli hilal içindeki bizim Hatay, Antakya, Kahramanmaraş, bu Antep bölgesi şimdi büyük bir depremle yıkıldı ve insanlar oradan göçe zorlanıyor. Acaba burayı adım adım birileri boşaltıp buradaki bereketli toprakların sahibi olmaya mı çalışıyor? Hani dikkatli olmak lazım, her türlü detayı düşünmek lazım. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sadece şunu söyleyeyim, bu bereketli hilal konusu önemli bir konu. Yine videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.